1894 yılında Paris'teki Alman elçiliğinde temizlik yapan Marie Bastion çöpte bulduğu bir kağıt parçasıyla dünya tarihini değiştirecektir. Çünkü ne kendisi normal bir temizlikçidir ne de bulduğu belge alelade bir kağıt parçası. Yaşanacak olaylar sadece adalet anlayışı için bir sembol olmayacak aynı zamanda dünya tarihinin seyrine yön verecektir. Marie Bastion Paris'teki Palais Bournier binasında bulunan Alman elçiliğinde temizlikçi olarak çalışıyordur. Fransız istihbaratı tarafından kullanılan Bastion burada bulduğu belgeleri ve işte duyduklarını istihbarata aktarır. İşte yine görevini yaptığı 25 Eylül 1894 yılında Alman askeri ateşesi Maximilian von Schwarzkopf'in ofisinde çöpte yırtılmış bir belge bulur. Temizlikçi kadın hemen yırtılmış parçaları Fransız askeri istihbaratı Dözyen aktarır. Burada hemen çalışmalara başlanılır ve yırtık belge yapıştırılıp bir birleştirilip işte eski haline geri getirilir. Bordeaux adıyla ünlenecek belgede askeri istihbarat bilgileri yazıyordur. Fransız ordusunun içerisine bir ajan Alman ateşesine bilgiler gönderiyor. Bunları da bu mektupta tane tane yazıyordur. Orduda bir ajan olduğu gerçeği hemen öfkeye dönüşür tabi. Belgenin üzerinde bir imza yoktur. O yüzden mevzu artık bir gizeme evrilir. Kimdir bu ajan? Fransız askeri yöneticiler el yazısını tanıyamaz. Kendi atlarından da kimseye benzetemezler. Bundan dolayı bir profilleme yapılmasına karar verirler. Uzun düşünceler sonucu el yazısının Alfred Dreyfus'a benzediğine kanaat getirirler ve şüpheler yüzbaşı Alfred Dreyfus'a yönelir. Bulunan kağıtta yazar kısa süre sonra bir harekat manevrasına katılacağını yazsa da Dreyfus ömründe hiçbir zaman bir harekata katılmamıştır. Bu ve bunun gibi Dreyfus'u aklayan durumlar görmezden gelinir. Ama kimdir bu Alfred Dreyfus? 1859 yılında Elsass'ta doğan Alfred Dreyfus zengin bir Yahudi ailesinin ferdidir. Fransa Prusya Savaşı'ndan sonra 1871 yılında ailesi Fransız vatandaşı kalmaya karar verir ve artık Almanya'ya bağlı bölgeden Paris'e taşınırlar. Askeri okullarda iyi notlarla yükselir ve orduda yüzbaşı olur. Yahudi ve Alman kökenli olması ve olaydan bir yıl evvel babasının cenazesi için Alman bölgesinde bulunması onu ideal hain durumuna sokacaktır. Bugün baktığımız zaman dönemin ordu mensupları onu para göz, ahlaksız bir Yahudi olarak anlatırken ailesi namuslu ve ahlaklı bir adam olarak anlatırlar. Burada kaynaklar birbirleriyle ağır çelişmekte. Bunun ana sebeplerinden biri de ordudaki ağır antisemitizm ve nefret. Dreyfus'un bitmek bilmeyen çilesi, toplumun yürekliliği ve aydınların cesaretinin sorgulanacağı bu sürece girmeden evvel dönemin Fransa'sına bir kısaca göz atalım isterseniz. Ne durumda? Girişte bahsettiğimiz 1871'deki Fransa-Prusya savaşından sonra anayasa değişir ve Fransa'da 3. Fransız Cumhuriyeti dönemi başlar. Otoriter bir dönem sonra Fransa'da bir değişim yaşanır ve sonunda 1. Dünya Savaşı'na kadar kesintisiz bir şekilde çalışacak, faal olacak bir parlamento oluşur. Her ne kadar hükümetler uzun süreli olmasa da parlamentodaki siyasi figürler uzun süreli olacaktır. Fakat bu özgürlükçü havaların yanında özellikle din adamları ve askerler arasında ağır bir muhafazakarlık hakim. Bu gruplar eski günlerini yad ediyor ya 3. Napolyon zamanında ne ya diyorlardı. Bu parlamentodaki liberal havaları da böyle uzaktan uzaktan sinsi sinsi seyrediyorlar. Vardı. İşte bu liberal cumhuriyetçi Fransa'nın aşırı derecede muhafazakar orduyla kapışmasıdır bu Tayfus olayı. Tüm bu ortamda ayrıca Paris'te genç bir gazeteci de bulunur. Yaşanacak birçok şeyi çalıştığı Viyana kökenli Neue Freie Presse gazetesine yazacaktır. Dönelim Dreyfus'a. Askerler artık iyice kendilerinden emin olunca suçlamayı yaparlar. Mevzu Savaş Bakanı Mercier'in masasına gelir. Muhafazakar Katolik bir cumhuriyetçi olan Mercier bu mevzuya başından beri en sıkı inananlardan biri olur. Yani Dreyfus'un suçlu olduğuna ölene kadar Dreyfus'un suçlu olduğundan emin olacaktır. Hemen yargılama yapılmasını ister. Ordu içerisinde bazı askerler bunun acele olduğunu, kendi içlerinde bu yargılanmanın kamuoyuna iyi yansımayacağını söyleseler de Mercier için rota bellidir. Diğer taraftan bir de Almanların reaksiyonu var. Onlar ne diyeceklerdi? Öyle ya adamların elçiliğinde ajanlık yapıyorsun. Mercier eleştirileri sallamaz ve 14 Ekim 1894'te Dreyfus için tutuklama kararını çıkartırır. Soruşturma etkisi olarak da Amodipati'yi de klama atar. Olaylardan habersiz Dreyfus'u ertelerler ertesi gün genel kurmaya çağırırlar. Pati burada durumdan habersiz Dreyfus'a buldukları belgedeki bazı cümleleri yazdırır böyle el yazısıyla. Ardından hainlik suçlamasıyla yüzbaşını tutuklatır ve Dreyfus ailesinin evinde arama yapmaya başlarlar. Burada Dreyfus'un eşi Lucy Dreyfus'a durum anlatılır. Fakat Pati kendisini uyarır. Şayet tutukluluk durumunu ailesi dahil birisine anlatırsa bunun bedeli ağır olur der. Fakat hala davada bazı sorunlar vardı. Öncelikle Alfred Dreyfus zengin biridir o da eşi de zengindir. Yani paraya ihtiyacı yoktur. Fakat bu tarz ajanlık faaliyetleri genelde maddi çıkarlar için yapılıyordur. Buna ek olarak el yazısı da aslında uymuyor. İşte bunun için Alphonse Bertillon getirilir. Meşhur Bertillonaj'ın mucidi. Bertillon'un hiçbir tecrübesi yoktur bu konuda ama çıkarımı bellidir. Bu el yazısı Dreyfus'a ait ona göre. Net yani. Sadece çok iyi şekilde el yazısını bilerek değiştirmişler. De. Tüm bu verileri toplayan Pati, Savaş Bakanı Mercier'e geri döner ve bildirim yapar. Elimizdeki delillerle dava falan açılmıştır. Olmaz, yeterli değil der. İşte tam da bu zamanda bakanlıktan kimliği belirsiz bir kişi Dreyfus olayını basına aktarır. İşte basında Yahudi bir yüzbaşının ajanlık yaptığı yazılınca ortalık böyle alev alır. Şimdi Savaş Bakanı Mercier'in işi çok daha zorlaşır. Eğer Dreyfus'u salarsa milliyetçi cephe ve gazeteler onu Yahudi destekçisi diye parçalar. Eğer yargılanma yapılıp öyle beraat ederse bu sefer de e bu nasıl hata diye istifasına kadar gider mevzu. Mersiye bir karar verir ve Dreyfus'un suçluluğu aslında o gün karar yani ne olursa olsun suçlu olacaktır. Yargılama için tüm hazırlıklar yapılır. Tabi hazırlıklar yapılırken Fransız basını adeta kaynıyordur. Özellikle antisemitist gazetelerde çeşitli hikayeler anlatılır. Bunlara göre Dreyfus daha başından beri sadece ajanlık yapabilmek için girmiş orduya. Yahudi olduğu için zaten Fransızlardan da nefret ediyordur vesaire hikayeleri bilirsiniz. Alman askeri ateşesi hemen bir açıklama yaparak Dreyfus'ta herhangi bir bağlantısı olmadığını söyler. Yargılamaya hazırlık derken elbette belge sahteciliğinden bahsediyorum. Savaş Bakanı Mercier'in emriyle ile pati yaklaşık 10 tane belge bulur ve sahteler. Arşivlerde ne bulursanız kullanın der Bakan Mercier. Dreyfus'un abisi Mathieu Dreyfus avukatlar tutar. 4 gün süren mahkemede aslında Dreyfus neredeyse serbest kalacaktı. Hatta Dreyfus serbest bırakılacağından çok emindi. Heyetin her sorusuna mantıklı cevap veriyor. Aynı zamanda katılan tüm şahitler de Dreyfus lehine konuşuyordu. Durumu fark eden ordu mensupları yasa dışı yollara başvurdular. Önce Bin Machonry bir yargıcı ulaşıp ikinci kez şahit olarak dinlenmesini istedi. İkinci kez şahit olarak dinlendiğinde ortada onurlu bir askerin kendisine Dreyfus'un ajan olduğunu söylediğini söyler. Kim bu onurlu kişi diye sorunca da Dreyfus tarafı adını vermeye gerek yok benim söylemem yeter diye cevap verir Henri. Ertesi gün Pati hakimlerin yanına giderek gizli mühürlü bir dosya verir. Güya Dreyfus'un suçunun ispatı bundadır. İşte buna göre karar verin dikkat edin der. Yıllar sonra öğreneceğiz ki dosyanın içinde hiçbir şey yok aslında boşmuş. Fakat bu oyun etkili olur. Dreyfus suçlu görülerek mahkum edilir ve cezasını çekmek üzere müebbet olarak şeytan adasına gönderilir. Dreyfus'un tüm rütbeleri sökülecek, Fransa'dan Latin Amerika'da bir adaya sürülecek ve müebbet hapis yatacaktı. Ölüm cezası kaldırıldığı için verilebilecek en büyük ceza buydu. Fakat gazetelere bu da etmez. İdam etmeliydik aslında diye başlık atarlar. 5 Ocak 1895'te askeri okulun önünde rütbeleri 4000 askerin ve 20.000 sivil izleyicinin arasında sökülür. Dreyfus burada da suçsuz olduğunu söyler. Bizim genç gazeteci de buradadır. İzleyenler arasındadır. Onun anlatımına göre sağ Saat 9'da insanlar alanı doldurmuştu bile. 5000 asker vardı. Ortada bir general at üstünde bekliyordu. Birkaç dakika sonra Dreyfus getirildi. Generalin karşısına gelince general Alfred Dreyfus bu silahı taşımaya layık değilsin. Fransa halkı adına rütbelerini alıyorum. Ardından Dreyfus sağ elini kaldırıp bağırdı. Yemin ediyor ve açıklıyorum ki suçsuz birini cezalandırıyorsunuz. Yaşasın Fransa. Bir yandan da bağıran halkı duyuyorum. Tüm Yahudileri ölüm. Bu olay bu yaşadığı olay genç gazeteciyi çok etkileyecektir. Dönelim yine Dreyfus'a. Dreyfus'un şeytan adasındaki yılları çok çileli geçer. Gıda sorunu vardır, konuşacak kimsesi yoktur ve aynı zamanda tropikal iklimden dolayı hastalık da kapar. Fakat Fransız toplumu için konu kapanmıştır. Mathieu Dreyfus hariç. Dreyfus'un abisi ve eşi davanın yeniden görülmesi için çalışmalara başlar. Fakat gerekli olan şey kamuoyudur. Öyle ya Kamuyu destek verirse ancak ve ancak ordu ve devlete karşı bir girişime girebilirler. Bu esnada gazeteler manşet manşet Dreyfus'un nasıl bir şeytan, bir hain olduğunu yazar. İngiliz Crook dedektif şirketiyle çalışan Matthew Dreyfus, Daily Chronicle gazetesi sayesinde uydurma bir haber yaptırır. Alfred Dreyfus şeytan adasından kaçtı mı? Strateji çalışır, Fransız gazeteleri yeniden Dreyfus davasını gündeme taşır ve davanın hatalı yerlerini konuşmaya başlar. Ayrıca Dreyfus'un şeytan adasında yaşadığı şartlar da haberlerde yer almaya başlar. Bunun üzerine toplumda Dreyfus'a bir acıma, bir empati başlar. Matthew Dreyfus yanına Bernard Lazar'ı da almaya başarır ve böylece sürekli bir propaganda çalışmasına başlarlar. Böylelikle Dreyfusçular topluluğu oluşur. Bu Dreyfusçular ve anti-Dreyfusçular yani karşıtlar arasında öyle bir uçurum oluşur ki Fransız sayı ikiye böler. Hatta o kadar ki aileler bile evlerinde kavga eder hale gelirler. Yemek masasında yumruk yumruğa kavga edenlerden bahsedilir. Sokakları, üniversiteleri, meydanları anlatmıyorum zaten. Siz düşünün durumu. Toplumsal bakış bu şekilde değişirken asıl büyük olay yeni istihbarat başkanıyla başlayacaktır. Dözyen onun başına pika getirilir. Pika kısa süre sonra fark eder ki Almanlar hala gizli bilgiler almaya devam ediyordur. Yani ajan her kimse hala bilgi aktarıyordur. Yani dayfusta olamaz. Yaptığı çalışmalar sonucunda bu ajanlık yapan askerin aslında Ferdinand Waltz'in Esterhazi olduğunu tespit eder. Esterhazi kumarbazdır ve çok fazla borcu vardır. Durumu yetkililere bildiren Pika'ya yetkililer susmasını ve işi gizli tutmasını söylerler. Ayrıca Dreyfus ve Esterhazi mevzusunun iki ayrı olay olduğunu ve öyle de davranması gerektiğini söylerler. Ancak Pika böyle düşünmüyordur. Çünkü Dreyfus'un suçlandığı el yazısını görmüştür. Bu el yazısı onun Esterhazi'den bulduğu el yazısıyla aynısıdır. Yetmezmiş gibi de gazetelerde Dreyfus davasının sözde delilleri yayınlanmaya başlar. Halk arasında soru işaretleri gitgide artar. İşin absürt yanı Pika'nın kendisi aslında Dreyfus'un suçlu olduğuna inanıyordur. Bu araştırmaları yapmasının sebebi daha fazla delil bulmak aslında Dreyfus'a karşı fakat tam aksini öğrenmiş olmuştu. Asıl hain Esterhazi'nin bir an evvel tutuklanması için üstlerine mesaj çeker. Aynı zamanda Dreyfus kararı da düzeltilmelidir ona göre. Fakat birebir yaptıkları bir konuşmada üstünde olan General Gons ordu ve bizim ismimiz lekeleneceğine suçsuz birinin hapis yatmasını yeğlerim der. Bunun üzerine Pika bir geziye gönderilir. Bu gezi esnasında Dreyfus'a karşı komplo kuranlardan olan ve gidişattan korkan binbaşı Henri arşivlere girer ve bugün meşhur olan Lefaux Henri yani Henry sahteciliğini yapar. İtalyan askeri ateşesinin Alman askeri ateşesine yazdığı bir mektubun arasına Dreyfus'un ismini yazar ve tarihini de 94 yılı olarak düzeltir. Bu belgede Dreyfus'a karşı kullanılmak üzere yeni bulgu olarak sundur. Fakat öncelikle Ori'nin el yazısı orijinalinden çok farklı. İkinci olarak da kullandığı kağıtlar İkisi de farklı. iki farklı kağıt yani birbirine yapıştırdı. Pika bu esnada tabi geziden geri döner ve döner dönmez adamı Tunus'a sürerler. Zira gazeteler artık Dreyfus'un yargılanmasına sebep olan belgeyi basıyordur ve General Gonza göre bunu yapan kişi Pika'dır. Fakat bugün biliyoruz ki bunu yapan Picard değil başka birisi sızdırıyordur. Öyle ya da böyle. Adam sürülür. Ölüm korkusu yaşayan Pika olur da başıma bir şey gelir diye önce vasiyet bırakır sonra da avukatı ve dostuna durumu açar. Bu avukat dostu oradan senatörlere ulaşır ve bir şekilde artık kulislerde Dreyfus'un aslında suçsuz olduğu söylemi yayılır. Senatör Scheuer'a Kessner'ın bu çalışmaları kısa zamanda meyve verir yani. Durum hiç iyiye gitmediği için Esterhazi'yi koruma kollama çalışmaları başlar. Önce Gons ve Henri Pati'ye ulaşıp ya bakın bu Dreyfus ailesi planlıyor bunları. Tüm bu iddialar yalandır diyorlar. Sonra Pati Fati Esterhazi'ye sen merak etme sana bir şey olmaz biz seni koruruz diyor. Bir mahkemede kuruluyor bunun üzerine. Esterhazi diyor ki yani beni yargılayın o zaman gizli bir şekilde yargılıyorlar. Tabii hepsi planlı. Esterhazi artık Pika'yı da suçlamaya başlar. Alman elçiliğinde bulunan belgenin sahte olduğunu ve herkesin ona karşı komplo kurmaya çalıştığını anlatır. Bu Esterazi o kadar ileri gidiyor ki dönemin cumhurbaşkanına tehditvari mektuplar yazıyor. Mahkeme görününce Bırak Esterazi'nin suçlu bulunmasını Pika ve Dreyfus yeniden suçlu bulunuyor. Mahkeme mahkemeden çok bomboş bir tiyatrodur aslında. Pika cezalandırılır ve Esterazi beraat eder. Böylelikle son umut tükenmiştir aslında. İşte burada bu olayın en önemli gelişmesi yaşanır. Emil Zola. Emil Zola aslında başarılı bir roman yazarıdır. Diğer Daifus destekçilerinin aksine o kariyerinin peak noktasındadır. Aralarında imkanları en geniş olan ve kamuoyunda da en şöhretli olandır. Zola başlarda her ne kadar katılmak istemese de zamanla yavaş yavaş eleştiriler yazmaya başlar. Hatta bu yazılar yüzünden çalıştığı gazeteye sağcılar saldırır ve gazete anlaşmalarını feseder. Ortam o kadar gergindir ki Daifus'a sahip çıkmak kariyer açısından intihar gibidir. Zola bunun üzerine bir tane yazı yazmaya hazırlanır. Öyle bir yazı ki dünya tarihine geçecektir. Bunun için yeni kurulan bir gazeteyle anlaşılır ve 13 Ocak 1898 günü direkt olarak devlet başkanlığı hitaben birinci sayfadan manşetten Jacques yazısı yayınlanır. Yani Türkçesi suçluyorum, itham ediyorum. Tüm sayfayı kaplayan bu yazı retorik olarak bir savcının diliyle yazılmış. Yani Zola burada bir savcı rolüne bürünüp davayı ele alıyor ve ordunun yüksek rütbeli kişilerini ihanetle suçluyor. Zola, Dreyfus'un bir komploya kurban gittiğini ve suçsuz yere cezalandırıldığını yazar. Detay detay delillerin sahteliğinden, sahteciliği yapan isimlerden bahseder ve hepsini yazar. Aynı zamanda Ester Hazin'in de nasıl korunup kollandığını, asıl suçlunun da o olduğunu da yazar. Tabi halk tüm bu detaylarla ilk defa yüzleşir. İnanılmaz bir skandal oluşur. Gazete o gün saatler içerisinde 200 bin adet satar. Sonradan 300 bine tırmanır. Normal şartlarda satış 20 bin civarı. Düşünün yani nasıl bir olay olmuş o dönem. Bunun ardından sokaklar savaş alanına döner. Cezayir'deki Yahudiler protesto ederken Paris'teki sağcılar Dreyfus destekçilerine ve Yahudi iş insanlarına saldırırlar. Paris'te toplanan sanatçı, öğrenci ve işçilerden oluşan bir grup Matthew Dreyfus'un paçavradan yapılmış bir figürünü ateşe verirler. Saldırganlar sadece meydanlarda değil, Dreyfus ailesinin evine bile gelirler. Bu sebepten dolayı polisler evi korumaya başlarlar. Zola'nın bu makalesi şüphesiz 19. yüzyılın en büyük yayınlarından biriydi. Zola kariyerinin bitebileceğini, kendisinin de hapse girebileceğini bile bile bu yazıyı yazmış, adaletten yana tavır almıştı. Bunu yaparken kariyerinin en yüksek noktasındaydı. Amaç yeniden yargılanmayı sağlamaktı. Böylelikle Dreyfus davasında da etki edecekti. Kendisinin de beklediği gibi kendisine dava açıldı ama beklemediği şey dava Dreyfus hakkında değil, mahkeme emirle iş yapıyor sözünü açıldı. Böylelikle mahkeme Dreyfus konusuna girmeden yargılayacaktı Zola'yı. Zola mahkemeye geldiği zaman da yüzlerce kişinin yuhalanmasıyla, taş atmasıyla ve küfürleriyle karşılaştı. Bu zaten normal olmuştu. Büyük Yahudi oyunu ve Fransa düşmanlarıydı onlar Dreyfus karşıtlarına göre. Mahkemede Zola ve avukatları akıllıca hareket ederek soruları Dreyfus konusuna getirerek soruyordu. Bu Zoka yutanlardan biri de General Péruguy'dür. Perrieux sıkışınca Henri'nin sahtelediği belgeden örnek gösterir. Perrieux'nin bilmediği şey belgenin sahte oldudur tabii ki de. Avukatlar da Zola'nın avukatları da e getirin madem belgeyi görelim deyince bu sefer General Gonz araya girerek belgenin gerçek olduğunu tescil ediyorum ama burada gösteremeyiz çünkü gizlidir der. General Gonz tabii ki de başından beri sahte olduğunu biliyoruz. Kendisi yaptırmıştır çünkü. Her ne kadar mahkeme bazı şeyleri net gözler önüne serse de Zola suçlu bulunur, hapis cezası alır ve Pika'da ordudan atılır. Aradan aylar geçer ve yeni bir hükümet kurulur. Yeni savaş bakanına Dreyfus olayı sorulunca o da önceki süreçten kalan delilleri gösterir. Bunun üzerine sosyalist politikacı John Jaurès her noktanın aksini ispat edebileceğini söyler ve öyle de yapar. Ona göre belge sahtedir. Bu tartışmalar yüzünden delillere yeniden bakılır ve gerçekten yeni savaş bakanı da mektubun iki ayrı kağıttan oluştuğunu anlar. Sahte olduğunu anlar. Bunun üzerine savaş bakanı Aurey'i sorguya çeker. Sorguda General Gons ve e de vardır. Yani aslında komplonun başları. Henri sorguda başlarda sahteciliği reddetse de baskıya dayanamaz ve yaptığını kabul eder. Henri hapishaneye gönderilir ve hükümet yaptığı açıklamada belginin sahte olduğunun ortaya çıktığını yazar. Hapisteki Henri boğazını keserek intihar eder. Olayı öğrenen Dreyfus karşıtları gazetelerde Dreyfus'un Ogui'ye bu açıklama yapması için para ödediğini yazarlar. Ogui'nin suçunu kabul etmesi toplumda beklenen etki yaratma zaman. Tam aksine aşırı milliyetçi gazeteler Ogui'nin bir kahraman olduğunu yazarlar. Hatta ailesine maddi destek için yardım toplarlar. Boydever Ogui'nin ölümünden sonra istifa eder. Gonz başka bir göreve tayin edilir. Dupati de, de emekli edilir. Bu esnada Belçika oradan da İngiltere'ye kaçan Esterhazy gazetelere verdiği demeçlerde her şeyi başlatan Baudreau'nun aslında ona ait olduğunu açık açık kabul eder. 1899 yılında Daifus 5 yıl sonra yeniden yargılanmak üzere Fransa'ya getirdi. Çok zayıflamıştır. Dişlerini kaybetmiştir ve 5 senedir kimseyle konuşmadığı için konuşmakta zorluk çekiyordur. Mahkemeye çıktığında zayıflığı belli olmasın diye üniformasının içerisinde pamuk doldurulur. Fakat bu davadan da Daifus yine suçlu bulunur. Ancak bu sefer yaşanan durumlardan dolayı cezası 10 yıl düşünülür. Kardeşinin bir daha hapse girerse öleceğini düşünen Mathieu bağışlanması için çalışmalarda bulunur. Siyasiler bağışlanması karşılığında davaya itirazını geri çekmesi gerektiğini söylerler. Bitkin Dreyfus bunu yapar. Destekçiler arasında işte tam da bu öfkeyle karşılanır. Davamızı sattı diyorlardır. Bizim o genç gazetecimiz de artık açıktan açıktan Dreyfus'u destekliyordur. Keşfedildi ki bir Yahudi sırf Yahudi olduğu için adaletten yoksun tutulabiliyor. Keşfedildi ki bir Yahudi suçsuz olduğu halde suçlu ilan edilebiliyor. 1899 yılında Valdek Rousseau bir af yasası çıkarır. Bu yasaya göre Dreyfus olayına karışan herkesin suçları affedilecektir. Dreyfus'un ikinci mahkemede suçlu bulunduğu karar hariç fakat o da bu af sonrası revizyona gidip beraat edebilirdi. Ayrıca Pika ve Zola da kurtulacaktır. Fakat bu yasa aynı zamanda bu komployu kuran Mercier, Boydev, Gonze ve Dupati'yi de koruyacak, yargılanmalarını engelleyecektir. Dreyfus ve Pika bunu protesto ederler. Pika ordudan atılmasına itiraz etmişti. Bu yasa yüzünden büyük ihtimalle tekrardan geri dönecekti. Fakat tam da bu yasa yüzünden itirazını geri çekti ve yüksek mevkilerdeki suçluları yargılamaktan korkan bir hükümetin affına ihtiyacım yok diye açıklama yaptı. Dreyfus ve Pika'nın dönüşü birkaç sene sonra 1907'de olacaktı. Dreyfus uzun bir ömür yaşadı. Hatta 1. Dünya Savaşı'nda Fransa için savaştı. Yüz binlerin saldırısı altında adalet için savaşan Emil Zola gibileri haklı çıkmıştı. Bütün ülke haksız olduklarını söylemelerine rağmen asla vazgeçmediler ve haklı çıktılar. Çünkü haklının çoğunluğu yok. Haklı her zaman haklı. Haksızlıklar her zaman olacak. Tarihsel olarak Avrupa bu konuda bizden belki farklı değil. Fakat haksızlığa karşı duran entelektüel ve o haksızlıktan ders çıkaran gençler olacak mı? Farkımız galiba bu soruda gizli. Fakat kaderin cilvesi ya. Bu gariban Yahudi adam bu şekilde linç edilip hayatı mahvolurken kardeşini kurtarmak için bir komplo karşı mücadele eden Daifus kardeşlerin yaşadıkları bir yazara ilham oldu. Ve hayır Prison Break senaristi Paul Schering'den bahsetmiyorum. O da ilham almış olsa da. Hayır. Bu genç yazar, bu genç gazeteci bu videonun başından beri anlattığımız kişi aslında. Olaylara başından beri gazeteci olarak şahitti. Dreyfus binlerce kişi arasında yuhalanıp rütbeleri sökülürken oradaydı. Sokaklara çıkan öfkeli kalabalıklar Yahudilere saldırırken oradaydı. İşte bu Yahudi genç o kadar etkilenir ki bu olaylardan Siyonizmin temellerini atar. Bu genç gazeteci Theodor Herzl'den başkası değildir.